Sevgili gençler merhaba. Ben tarih öğretmeniniz Burhan Örü. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte klasik çağda Osmanlı toplum düzenini işleyeceğiz. Ve sizlere toplum düzeni hakkında da bilgiler paylaşacağım. Gençler, toplum yapısı içerisinde öncelikle millet sisteminin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Osmanlı Devleti 600 yıllık tarih boyunca farklı din mensuplarından oluşan kitlere millet adını verirken oluşturan bu sistemi ise millet sistemi demiştir. Sevgili gençler, bugünkü anlamda millet aynı ırka mensup kişilerin oluşturduğu topluluktur. Osmanlı Devleti'nde ise gençler millet kelimesi bugünkü millet kelimesiyle aynı anda kullanılmamıştır. Osmanlı Devleti egemenliği altındaki toplulukları ırklarına göre ayrıştırmak yerine onları mensup oldukları dini inanca göre gruplandırmayı tercih etmiştir. Örnek olarak bakalım Katolik milleti, Ortodoks milleti, Ermeni milleti veyahut Yahudi milleti olarak gruplandırmayı tercih etmiştir. Sevgili gençler, aynı şekilde Müslüman halk içinde durum aynıydı. Devletin egemenliği altındaki Müslümanlar nüfus defterlerine ırkları belirtilmeden kaydedilmiştir. Müslümanlara ümmetçi anlayışla yani eşitlikçi anlayışla yaklaşılırdı. Müslüman bir Türk ile Müslüman bir Arap'ın devlet içerisinde birbirinden farkı yoktu sevgili gençler. İşte Osmanlı Devleti'nin uygulandığı millet sistemi farklı inançlara sahip topluluklara kendi inanç ve hukuklarının gerektirdiği şekilde yaşam hakkında tanıyor arkadaşlar. Yani baskı unsuru oluşturmadan Osmanlı Devleti bu farklı inanca sahip topluluklara her türlü din ve vicdan hürriyetini de sağlamaktadır. Devletin idaresi altındaki her millet işte bakın ne diyor gençler? Kendi dini ve sosyal işlerini serbestçe yerine getirme fırsatını bu sistem içerisinde buluyor. Osmanlı Devleti tebaasını yani halkını zorla İslamlaştırmak gibi amaç içerisinde olmamıştır hiçbir zaman. Gayrimüslimlere huzur ve güvenlik sağlamayı, onları adaletle ve devlet yönetiminden razı olacakları şekilde yönetmeyi Osmanlı Devleti temel amacı olarak görmüştür diyebiliriz. Gençler, Osmanlı toplumunun oluşan unsurlara şimdi sizlerle birlikte bakalım. Osmanlı toplumunun büyük bir bölümünü Türkler oluşturuyordu. 14. yüzyılın ortalarına doğru gençler Bizans topraklarının artık ele geçirilmesi yani fethiyle birlikte bu topluma kimler katılmıştır? Rumlar ve Ermeniler de katılmıştır. Ve ilerleyen dönemde özellikle Balkanlardaki fethi hareketlerinden sonra Osmanlı toplumuna Bulgar, Sırp, Boşnak, Arnavut ve Macarların da katılması sağlanmıştır. 16. yüzyılda ise özellikle arkadaşlar Yavuz Sultan Selim'in Doğu politikası sonrasında ve ilerleyen dönemde oğlu Kanun döneminde Kuzey Afrika'nın fethiyle birlikte gençler hangi topluluklar? Araplar ve diğer toplumlar da artık Osmanlı toplumuna katılmıştır diyebiliriz. Gençler bizler Osmanlı toplumunu yönetenler yani askeriler ve yönetilenler yani reaya olmak üzere iki kısma ayırıyoruz. Sevgili gençler, yönetenler yani askerler kısmında kimler yer almakta? Saray halkı, seyfiye sınıfı, ilmiye sınıfı ve kalemiye sınıfı yer almakta. Yönetilenler yani reaya kısmında, halk kısmında ise tüccar ve esnaf, köylüler ve göçebeler yer almaktadır. Gençler, yönetenler yani askerlere sizlerle birlikte bakalım. Osmanlı Devleti'nde idari sisteme bağlı olarak askerlik hizmetinde bulunanlar ve sivil memurlar sevgili gençler hangi sınıfta yer almaktadır? Yönetenler sınıfında, yönetenler kısmında yer almaktadır. İşte vergiden muaf olan gençler bu yöneticilerinde belli başlı bazı görevleri bulunmaktadır. Nedir bunlar? Birlikte bakalım. Devletin devamlılığını sağlamak, kamu düzenini korumak, İslamiyet'i yaymak ve kanunları uygulamak yönetenler sınıfının en temel görevleri arasında yer almıştır. Yönetenler bölümü gençler, seyfiye sınıfı, ilmiye sınıfı ve kalemiye sınıfı olarak da üçe ayrılmıştır Osmanlı Devleti'nde. Şimdi sizlerle birlikte bu sınıflara bakalım. Gençler, seyfiye sınıfı ya da diğer bir ifadeyle ehli örf adı verdiğimiz sınıfın temel görevi, askerlik ve idare görevi. Yani idareden kastımız gençler ne görevi vardır? Yönetim görevi vardır. Kim peki bu sınıfın görevleri? Sadrazam, Yeniçeri Ağası, Kaptanı Derya, Vezirler, Beylerbeyi, Sancakbeyi, Kapıkulu Askerleri ve Tımarlı Sipahiler bu grupta yani Seyfiye sınıfında yer almıştır diyebiliriz.
İlmiye sınıfına baktığımız zaman da karşımıza diğer bir isim olarak da ehli şer olarak çıkmakta. Hangi işleri yürütmekle görevli bu sınıf? Osmanlı Devleti'nde adalet işlerini, eğitim işlerini ve din işleriyle ilgilenmiştir İlmiye adını verdiğimiz sınıf. Görevlerine baktığımız zaman da karşımıza Şeyhülislam, kazasker, kadılar, müderrisler, müftüler, imamlar ve müezzinler hangi sınıfın mensuplarıdır? İlmiye sınıfının mensuplarıdır diyebiliriz. Gençler, ilmiye sınıfı mensupları nerede yetiştirilmiştir? Medreselerde yetiştirilmiştir. Gençler, son sınıf olarak da kalemiye sınıfına bakalım. Ehli kalem olarak geçmekte ve Osmanlı Devleti'nde hangi görevi üstlenmekte gençler? Mali ve bürokratik işlemleri yürüten, bu görevleri yerine getiren memurlar topluluğu kalemiye sınıfı içerisinde yer almaktadır. Görevlerine bakalım. Nişancı, reisül küttab, defterdar, divan ve hazine katipleri de nerede yer almıştır? Kalemiye sınıfı içerisinde yer almıştır. Sevgili gençler, Osmanlı Devleti'nde toplumu oluşturan sınıf ve zümreler arasında geçişleri bizler dikey hareketlilik adını veriyoruz. Yani iyi bir eğitim alan bir kişi yönetilenler sınıfındayken yönetenler sınıfında görev almaya başlayabilir. Tabii ki yönetici olmak için de belli başlı bazı kıstaslar vardır. Yani şartlar vardır. Şimdi onlara birlikte bakalım sizlerle. Neymiş bu şartlar? Müslüman olmak, Türkçe bilmek ve iyi bir eğitim almak yönetici olmanın, Osmanlı Devleti'nin yönetici olmanın şartları arasında yer almaktadır. Gelelim gençler yönetilenlere, yani riaya ya da teba olarak isimlendirilen gruba arkadaşlar. Gençler, Osmanlı toplumunda yönetenler vergi verirlerdi. Ve kimlerdir bunlar? Şehirlerde kasaba ve köy halkı ile konar göçerler. Hangi sınıf oluşturmakta? Riaya sınıfını oluşturmakta ve Osmanlı Devleti'ne vergi ödemekle mükellef kişilerdi diyebiliriz bu gruptakiler için. Sevgili gençler, yönetilenler etnik ve dini bakımdan Osmanlı Devleti'nde çok çeşitlilik göstermekteydi. Osmanlı Devleti Ortodokslar, Ermeniler ve Musevileri temel milletler olarak da kabul etmiştir. Şimdi sizlerle birlikte onlara bakalım. Gençler, Ortodokslara baktığımız zaman Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Karadağlar ve Romenler Ortodokstur. Ve İstanbul alınmasından sonra da bu Ortodokslar nereye bağlanmıştır? Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlanmıştır diyebiliriz. Ermenilere bakalım. Sevgili gençler, Hristiyan Ermeniler Bizans döneminde çok yoğun baskıya maruz kalıyor. Ancak Osmanlı egemenliği altına girdikten sonra Osmanlı Devleti içerisinde dinsel özgürlüklerine kavuşuyorlar diyebiliriz. Özellikle padişahlar Ermeniler üzerinde din ve vicdan hürriyetini de sağlamışlardır diyebiliriz. Başlangıçta Çukurova'da, Doğu Anadolu'da ve Kafkaslar'da dağınık halde yaşayan Ermeniler Osmanlı Devleti döneminde Bursa ve İstanbul gibi büyük şehirlere de yerleştirilmiştir. Sevgili gençler, Ermeniler Osmanlı Devleti'nde bankerlik gibi, sarraflık gibi ya da tüccarlık gibi özellikle gelir getiren işlerle meşgul olmuşlardır, ilgilenmişlerdir. Osmanlı Devleti'ne son derece bağlı olan Ermenilere devletin resmi kayıtlarında arkadaşlar milleti sadıka ifadesi de, yani sandık millet ifadesi de kullanılmıştır diyebiliriz. Musevilere bakalım. Gençler, Museviler daha çok İzmir, İstanbul ve Selanik gibi liman şehirleriyle Bağdat ve Halep gibi nüfusu kalabalık olan yerlerde oturmuşlardır. 1492 yılına geldiğimiz zaman gençler, 2. Bayezid döneminde İspanya'da Müslümanlara ve Musevilerine katliamın yapılması üzerine Padişah 2. Bayezid bu bölgeye, yani İspanya'ya gemiler göndererek oradaki Müslümanları ve beraberinde Musevileri kurtarmış. Onları gençler İstanbul, İzmir ve Selanik'e yerleştirmişlerdir. Sevgili gençler, Osmanlı'da devlet ile Museviler arasındaki ilişkilerden ise kim sorumludur? İstanbul'daki Hahambaşı sorumludur diyebiliriz. Süryanilere baktığımız zaman da Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Süryaniler bölgenin Müslümanların hakimiyetine girdiği zamandan itibaren gençler Bizans baskısından kurtulmuş. Yine aynen Ermeniler gibi onlar da ibadetlerini özgürce yapmaya başlamışlardır. Gençler, şimdi sizlerle birlikte şehirler ve şehirlerdeki günlük yaşama bakalım. Osmanlı şehirleri camiler etrafında inşa edilen medrese, darüşşifa, han, hamam,
tekke ve zaviye gibi kültürel, sosyal ve dini amaçlı yapılardan oluşurdu arkadaşlar. Şehrin en canlı yerleri cami, han, bedesten yani çarşı adını verdiğimiz yerler ve pazar yerleri şehrin en canlı yerleridir. Özellikle bedestenlerin yani çarşının etrafında yer alan sokaklarda çeşitli meslek sahiplerinin dükkanları ve tezgahları bulunmaktadır. Zanaat sahibi olanlar ise bu dükkanları gençler hem üretim yeri olarak kullanmışlar hem de satış yeri olarak kullanmaya devam etmişlerdir. Sevgili gençler, şehirlerdekiler gıda ihtiyaçlarını genellikle toptan olarak karşılardı. Ticaret kervanlarıyla gelen mallar önce kapan adı verilen, neye benzetmişik gençler önceki derslerimizde bu kapan yerlerini? Günümüzdeki hallere benzetmişik. Yani sebze, meyve halleri günümüzdeki Osmanlı Devleti'ndeki kapanları karşılamaktadır. İşte mallar önce kapan adı verilen büyük depolara toplanıyor. Bu depolardan da daha sonra toptan olarak kapan emininin gençler gözetimi altında kime dağıtılmıştır? Esnaflara dağıtılmıştır. Halk ihtiyacı olan un gibi, yağ, şeker, sebze, meyve gibi ürünleri esnaflardan satın almaktaydı. Şehirlerde sevgili gençler pirinç, koyun eti, sebze en çok tüketilen ürünlerdi. İçecek olarak da boza, pekmez, şerbetler ve ayran da insanlar tarafından bu dönemde tüketilmekteydi. Gençler, camiler ibadet yeri olmanın dışında, ibadet edilen yer olmanın dışında arkadaşlar, devlet emirlerinin halka duyurulduğu, bazen davaların görüldüğü, sohbetlerin yapıldığı yerlerdir. Külliyeler içerisinde yer alan imanathanelerde ise yoksullara ve medrese öğrencilerine gençler ne yapılmıştır? Yemek dağıtılmıştır. Yani imanathaneler nelerdir gençler? Aş evleridir diyebiliriz. Darüşşifa dediğimiz yer ise gençler, burası sağlık hizmetinin verildiği yerdir. Yani hastanedir arkadaşlar. İşte bu hastanelerde yani darüşşifalarda ırk ve din fark gözetmeksizin tüm insanlar tedavi edilirdi. Ayrıca arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde her mahalle kendi içindeki yoksulları korur ve onların her türlü ihtiyaçlarını da karşılardı. Gençler, şehirlerde yaşayan halk bazı zamanlarda çeşitli nedenlerle eğlenceler düzenlerdi. Padişahın tahta çıkma şenliği, dini bayramlar, panayırlar, sünnet düğünleri ya da hıdrellez halkın bir araya gelip kaynaştığı olaylardı ve kutlamalardı diyebiliriz. Müslüman olmayan halkın da kendi geleneklerini yaşatması için de onlar adına da uygun ortamları da Osmanlı Devleti oluştururdu. Gençler, Osmanlı şehir kültürü içerisindeki en önemli unsurlar arasında kıraathaneler yani kahvehaneler ve bozahaneler gelmekteydi. Kahvehaneler ve bozahaneler sevgili gençler, sohbetlerin yapıldığı, Türk kahramanlarının hayat hikayelerinin ve destanlarının anlatıldığı, kitapların okunduğu ve satranç oyununun oynandığı yerler arasındaydı diyebiliriz. Gençler, Osmanlı halkının giydiği kıyafetlerin özelliklerine bakınca da bol dökümlü, örtülü ve uzun olmasıydı bu dönemde. Kadınlar şalvar, hırka, gömlek, entari gibi, erkeklerse yine şalvar, gömlek ve çarık giyerlerdi. Her meslek grubunun kendine ait kıyafeti bulunmaktaydı gençler Osmanlı Devleti'nde. Ayrıca Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin yani farklı dine mensup kişilerin kıyafetleri de birbirinden farklıydı Osmanlı Devleti'nde. Bir kişinin giydiği kıyafete bakılarak hangi dine mensup olduğunu bilmemiz mümkündü diyebiliriz. Gençler, şehirlerdeki yaşamdan sonra köyler ve köylerdeki yaşama bakalım. Osmanlı Devleti'nde dağınık halde bulunan köylerin birçoğu gençler 5-6 haneden oluşmaktaydı. Köylerde yaşayan insanların en temel uğraşı tarım ve hayvancılıktı gençler. Köyün en önemli merkezi köy camisinin bulunduğu yerdi. Düğün, bayram, şenlik gibi zamanlarda bir araya gelen köy halkı yerel örf ve adetlerine göre oyunlar oynar ve eğlenceler düzenlerdi. Bir diğer grup arkadaşlar konar göçerler. Türkmenlerin bir kısmı Osmanlı Devleti'nde yerleşik yaşama geçmeyerek gençler nasıl yaşamı devam etmeyi benimsemiştir? Konar göçer yaşamı sürdürmüşlerdir. Yazın yaylalara, kışınsa daha korunaklı olan kışlaklara göç etmişlerdir. Konar göçerler at, koyun, deve, katır, keçi gibi hayvanları beslemiş. Özellikle gençler at, katır ve develeri göçleri sırasında yani göçleri esnasında ulaşım aracı olarak kullanmışlar.
keçi ve koyundan elde ettikleri et, süt, yağ, peynir, yün gibi ürünleri de satarak geçimlerini sağlamışlardır. Bunlarla birlikte halı, kilim, şuha ve heybe dokumuşlar. Bunları da temel geçim kaynakları olarak da satmışlardır diyebiliriz konar göçerler için. Gençler, son bölümü sizlere anlatayım bu dersimiz için. Osmanlı'da şenlik, eğlence ve oyunlarla bugünkü dersimizi bitirelim. Osmanlı Devleti'nde gençler, cunus törenleri, yani padişahın tahta çıkışı için yapılan törenler gençler. Sultanların evlilik merasimleri, şehzadelerin doğumu ve sünneti, kazanılan zaferler sonrasında bu zaferi kutlayan şenlikler Osmanlı Devleti'nde düzenlenmiştir. Bayramlarda, yağmur dualarında, nişan ve sünnet törenlerinde, yörüklerin yayla çıkışlarında ve hasat zamanlarında da Osmanlı Devleti'nin gençler ne yapılmıştır? Eğlenceler yapılmıştır. Özellikle Ramazan aylarında teravih namazı çıkışı halk meydanına toplanmış ve burada meddahların oyunları, hokkabazların gösterileri ve gölge oyunları beraberce kalabalık bir halk kitlesi tarafından izlenmiş ve halk hikayecilerinin anlattığı hikayeler halk tarafından dinlenmiştir. Gençler, bir de Osmanlı Devleti'nde hacca gönderilen sürü alayları var. Özellikle hac mevsiminde kutsal topraklar olan Mekke ve Medine'ye gönderilecek olan hediyeler arkadaşlar, eşyalar, halkın geniş katılımıyla birlikte düzenlenen gençler, etkinlikle birlikte bu malzemeler, yani hediyeler kutsal topraklara gönderildi. İşte bu yapılan hazırlığa bizler Surre alayları adını veriyoruz. Kadir gecesi düzenlenen Kadir alayı ve Mevlüt alayı ise dini nitelikli şenliklerde, aynen Surre alaylarında olduğu gibi. Mahalledeki çocuklara, çocukların okula başlamasını kutlamak için gençler Amin alayları Osmanlı Devleti'nde düzenlenmiştir. Bahar aylarında ise beraberce mesele şenlikleri yapılmıştır. Gençler, tüm bu şenlikler, eğlenceler ve oyunlar Osmanlı Devleti'nde toplumun kaynaşmasını sağlamıştır. Özellikle gençler, zaten sorunun geldiği yerde bu son kısım. Burada anlattıklarımızı sizlere bir metin halinde verip bu durumun Osmanlı Devleti'nde hangi durumu sağladığını bize sormuşlardır. İşte bu eğlenceler, şenlikler ve oyunlar, bir kez daha tekrar edelim, Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı toplumunun kaynaşmasını sağlamıştır sevgili gençler. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.